döneceksiniz. 25 gün, çok kritik bir 25 gün. Hem propaganda çalışmalarınızı hem geleceğe dair mesajlarınızı soracağız. Ama ben biraz önce tekrarını yayınladık. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte zaten sizin ev sahipliğinizde biraz önce yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilerle bir iftardaydınız. Onu da soracağız ama hemen ardından biraz önce Kemal Bey'in önemli bir mesajı, belki de uzun zamandır yapar mı, söyler mi acaba dediği o hassas konuya değindiği mesajını dinledik. O da Alevilik meselesi, kendisinin Alevi olması, mezhep tartışması. Şimdi Kemal Bey diyor ki insanlar ailesini, etnik kökenini, mezhebini seçemez. Ama hayatta başka seçimler yapabilir. O nedir? İyi insan olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak vesaire. Şimdi bu çok önemli. Ve açıkça dedi ki ben Aleviyim. Sayın Davutoğlu, siz bu konuda ne dersiniz? Sizin bu mesele üzerinden mesajınız ne olur? Birlikte aynı ittifaktasınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevilik vurgusu önemli midir? Önemsiyor musunuz ve nasıl görüyorsunuz? Şimdi aslında bu konudaki ben tutumumu, duruşumu ne derseniz deyin. 17 Eylül 2022 tarihinde Hür Düşünce Derneği'nde yaptığım bir konuşmada ortaya koymuştum. Sayın Kılıçdaroğlu da oradaydı, ikimiz de konuşmacıydık. O günlerde hatırlarsanız yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden kazanıp kazanamayacağı spekülasyonları veya diğer mezhep mensuplarının verip vermeyeceği spekülasyonları olduğunda şunu söylemiştim. 17 Eylül 2022'de Cumhuriyet'in 100. yılında herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şu veya bu etnik veya mezhebi kimliği dolayısıyla şu veya bu makama gelemeyeceğini söylemek Cumhuriyet'e hakarettir. Ve bunu samimiyetle söylemiştim. Daha sonra orada yaptığım konuşmayı bir Politik Yol dergisinde bir yazıya dönüştürdüm. Ve bir toplumsal barış projesi olarak Altılı Masa diye bunun tarihi ve felsefi arka planı diye bir yazıya dökmüştüm. Beni heyecanlandıran Altılı Masa'nın kuruluşundan itibaren ve bazı kriz anlarında bile hep ümit var kılan, hep bu krizi de aşarız dedirten temel şey, bir iktidar değişimi değil de açık ifade edeyim. Yani sadece 14 Mayıs'ta bir iktidar değişimi, bir kişinin gidip başka bir kişinin cumhurbaşkanı olması ya da bir grubun, bir partinin gidip, bir ittifakın gidip başka bir ittifakın gelmesi değildi. Bu olabilir. Ama daha önemlisi ve daha kalıcı olanı, modernleşme dönemi bizi çok parçaladı. Önceki dönemlerde başka parçalanmalar ama modernleşme, ulusal kimlik oluştururken ister istemez, Almanya'da Alman Birliği, İtalya'da İtalyan Birliği oluşurken biz de Tanzimat reformlarıyla modern devletin ana unsurlarına geçtik. O günden bugüne ana damarlar, siyasal damarlar hep işte üç tarzı siyaseti Yusuf Akçura'nın vesaire birçok Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türkleşmek, İslamlaşmak, Kartlaşmak gibi birçok şey denedi bu ülke insanları. Cumhuriyet bu Osmanlı'nın son 100 yılının tecrübesi ve birikim üzerine kuruldu. Ve bu kurulurken de ister istemez bir ulus oluşumu esnasında mümkün olduğu kadar homojenize bir toplum oluşturma çabası da söz konusu oldu. Ve bu sebeple bazı kimlikler kendilerini ikincil konumda gördükleri oldu. Siyasal akımlar birbirleriyle çatıştılar, tartıştılar. Özellikle üç ana eksende milliyetçilik, muhafazakarlık ve laiklik, modernizm diyebileceğimiz eksende büyük tartışmalar yaşandı. Ve bu siyasal alanı, kamu alanını kutuplaştırdı. Beni bu Altılı Masa'da heyecanlandıran şey, bu alanın gerçek ve sahici sahipleri bir araya gelerek sadece Cumhuriyet'in 100. yılında değil, modernleşmenin 1839-2039'da da Tanzimat'ın 200. yıla gideceğiz. Oraya doğru yürürken bütün o medeniyetlerin kesiştiği Anadolu havzasındaki bütün kimlikleri barıştırarak Anadolu tek bir kimlikle izah edilmeyecek kadar farklı medeniyetlere beşiklik etmiş. Barıştırarak bir cumhuriyet fikri etrafında herkesin eşit olduğu ve kimliklerin değil niteliklerin önem taşıdığı, ortak kimliğin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu bir yeni kültürü inşa edebilecek miyiz? Beni Altılı Masa'da heyecanlandıran daha çok bu. Kalıcı olan bu. Bunu yapabilirsek 14 Mayıs'ta seçimi kazanmamız bizim için gerçek bir devrim niteliği taşır. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun
son derece samimi bir şekilde ifade ettiği hususlara sonuna kadar katılıyorum. Bana da başka şeyler geliyor işte. Nasıl şu kişiye oy istersiniz veya şu partiye oy istersiniz şimdi milletvekili olarak da. Ben onlara da aynı şeyi söylüyorum. Depremde, Adıyaman'da... Çok özür dilerim, bu AKP tabanından tabii, tabii. Ya yani muhafazakarlar Kemal Bey'in Alevi kimliğiyle ilgili mi? Yani doğrudan bunu söylemez kimse ama bunu söyleyenler oluyor. Yani imalı, üstü örtülü. Onlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya Maraş'ta, Pazarcık'ta da deprem oldu. Efendim Elbistan'da da oldu. Şimdi Kürt, Alevi, Sünni, Türk aynı binada enkaz altında kaldı. Şimdi birbirlerinin enkaz altında kalan birine elini uzatması için ya senin mezhebin ne bileyim de ona göre uzatayım dedik mi? Veya kimliğin, etnik kimliğin ne, Türk müsün, Kürt müsün demedik. İnsan olmak önemli. Ben hep şunu söyledim, Duruş diye son başbakanlıktan sonra yazdığım bir kitapta. Kimlik bölümü uzunca bir bölümdür. İnsani kimliğinin bilincinde olmayanın ulusal, etnik, mezhebi, dini kimliği de olmaz. İnsani kimliğinin farkında olmayan Müslüman kimliğini de anlayamaz. Sünni kimliğini de anlayamaz, Alevi kimliğini de anlayamaz. Geçtiğimiz hafta Çerkezlerle bir toplantı. Onlar da Çerkezcenin kaybolmasından şikayet etti. Ben haklısınız dedim. Ibıkçanın yok olmuş olması Türkiye için bir ayıptır. Dümezi son... Ve fakirliktir. Tabii fakirliktir. Ama Ibıkça son yaşayan temsilcisini de kaybetti. Öyle mi? Tabii. Onlar da ondan şikayet. Şöyle görüldü bakın. Bunu görmemiz ve yüzleşirken... Rasyonel, kendi tarihimizle seçeceğiz. Kim haklı, kim haksız değil. Ulus devlet ister istemez bir standartizasyona, bir kültürel şeye ne diyeyim, homojenasyona gitti. Bu doğal. Ama şimdi artık 100 yıl cumhuriyet uygunlaştıktan sonra artık herkesin, ya evet bu cumhuriyet fikri etrafında birleştik. Bundan daha fazla birleştirici bir gücümüz yok. Demokratik kültürü de benimsedik. İsteyen Çerkezce konuşsun, isteyen Kürtçe konuşsun, isteyen Alevi geleneği içinde Cem evine gitsin, isteyen Sünni geleneğin gereklerini yapsın. Ama bizi bir araya getiren bir ortak kimlik var. Şimdi zaten altılı masanın anlamı, ben o makalede onu anlatmaya, altılı masanın anlamı bu. Yoksa bir seçimlik başarıya odaklanırsak, seçim sonrasında eski tartışmalar bir daha başlar kendi içimizde. Sen şusun, ben buyum, sen bunu yaptın, ben bunu yaptım falan. Bir müddet sonra bunu başaramayız. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Gelecek Partisi ilk kuruluşunda beni ziyarete geldiğinde baş başa kalmıştık. Şunu söyledim. Ve bu samimiyetle biz daha 2015'te de koalisyon görüşmeleri yaparken de samimi görüşmeler yaptık. Dedim ki bundan sonra sizin Jacoben, otoriter, dayatmacı, 28 Şubat laikliğini özgürlükçü laikliğe dönüştürme hızınızla bizim Erdoğan'dan temsil ettiği dayatmacı, egoist, tek taraflı, otoriter muhafazakarlığı, özgürlükçü bir muhafazalık anlayışına dönüştürme hızımız bir yerde buluştuğunda Türkiye'de barış olacak. Ve biz bu konuda el ele verdik. Ve bunu söylerken de hiç gocunmadan söylüyorum. 2015'te Altılı Masa'da da bir seferinde bir tartışma esnasında söyledim. 2015 yılında biz koalisyon kursak ben başbakan olacaktım. Sayın Kılıçdaroğlu başbakan yardımcısı. Şimdi o kadar mücadele, o dönemdeki mücadeleden sonra şimdi o cumhurbaşkanı, ben cumhurbaşkanı yardımcısıyım. Birimiz Sünniyiz, birimiz Alevi. Bu kimliklerin bir araya gelerek devleti beraber yönetmesinden daha güzel ne olabilir? Ve Alevi gelenek bakımından da, Alevi toplumu bilir, bizim Alevi Dernekleri Konfederasyonu Başkanlığından istifa ederek bize katılan Doğan Demir de bizim milletvekili adayımız. Hacı Bektaş Veli'ye gidip konuşma yapan ilk başbakan benim. Bir cem evine gidip Alevi usulünce niyaz duası yapan, bizzat o duaya eşlik eden ve yaptıran benim. Alevi erkanını bilirim. Burada Aleviliği din dışı, İslam dışı bir şey gibi göstermeye çalışan yaklaşımlar da yanlış. Aleviliği sanki böyle üstü örtülmesi gereken bir kimlik gibi görmek de cumhuriyete hakaret. Serbest, rahat olacağız. Ne Alevilik Türkiye'yi böler, ne Kürtlük böler. Türkiye'yi bölecek olan bu kimlik temelinde birilerini dışlamaktı. Dışlayıcılık Türkiye'yi böler. Ama hepimiz bir masa etrafında, ne güzel söyler Kemal Bey. Hak Muhammed Alioğlu dedi. Buna kim itiraz eder? Ya ben şunu sormak istiyorum. Ya bence Sayın Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yapmak istemezdi normal şartlar altında olsa. Çünkü kimse kamuoyu önünde, hatta tuttuğu takım bile konuşmak istemeyebilir. Tabii. Mezhebini, dinini. Ama burada bir şey var. Ya siz normali. Gelmeden önce okudum ben.
2011 seçimlerinde, 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönem tabii ki başbakandı, sistematik şekilde Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin altını çizdi. O Alevi, o Alevi, o Alevi diye bunları okudum burada. Ve bu öyle bir hale inmiş durumda ki bizi buraya getiren taksici arkadaşlarım da şahittir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim ama ya işte bunun yüzünden böyle bir şey olursa diye. Yani bu en tepeden en aşağı kadar maalesef siyasetin merkezine yerleştirilmiş bir şey. Size şunu sormak istiyorum. Siz bu camiayı tanıyorsunuz. Toplum bu açıdan dönüştü mü? Dönüşüyor. Bu endişeler boşuna endişeler. Bu sorumluluk bizim omuzlarımızda Barış Bey. Biz dönüştüreceğiz. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Büyük kitleler önde gördükleri siyasi liderlerin ahlakını benimsemeye ve tavrını benimsemeye meylederler. Yukarıda siz çalıştığınızda 5 açıysa 5 derece açsa açı aşağıda 50 dereceye çıkar. Yukarıdaki gerilim 30 derece 90 dereceye çıkar. Yukarıdaki yakınlaşma 30 derecesi 5 aşağıya doğru da yakınlaşma artar. Ben bunu şuradan görüyorum. İzmir İktisat Kongresi'nde bir konuşma yaptık ve samimi bir şekilde ifade ettiği için inşallah söylememden o da olunmaz ama en azından ismini vermeyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden birisi diyeyim. Kongrede konuşmadan indik, birlikte yemeğe gidiyoruz. Yanıma samimiyetle geldi ve dedi ki Sayın Başbakanım biz sizi hiç tanımamışız dedi. Döndüm ben de dedim ki doğru. Biz de bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde gelen isimlerini tanımamıştık. Altılı Masa'nın en büyük hayrı Barış Bey, insanların tanışmalarını sağladı. Yani normalde beni dinlemeyecek bir Cumhuriyet Halk Parti eliti, kitlesi İzmir İktisat Kongresi'nde beni dinledi. Buna mukabil mesela bizim yaptığımız bir iftardaki o iftara